Bir şey fark ettim Orhan abi. 70'li yıllarda da aynı mesajlar veriliyor. Daha mutlu, daha güzel bir Türkiye için diyorsunuz bir filmde. Hala aynı şeyi söylüyoruz. Neden hiçbir şey değişmedi bu ülkede? Bunu anlamış değiliz. Birçok şey değişti şüphesiz ama değişmeyenler de var. Bu belki de dünyanın içinde olan bir bakış, farklı bakışların bizlerle ilgili yönleriydi. Ama biz ne zaman birbirimizi çok sever, sayar, birbirimize inanır, birbirimize sahip çıkarsak hiç kimse bize hiçbir şey yapamaz. Şu anda bütün dünyaya baktığımızda, büyük resme baktığımızda gerçekten son derece yorucu ve üzücü olayları yaşıyoruz. Ve ülkemizde de bu olayları son derece yoğun bir şekilde yaşıyoruz. Fakat biz çok güçlü ve büyük bir ülkeyiz. Evelallah. Bunların üstesinden fevkalade geliriz. Yeter ki birbirimizi sevelim, sayalım. Biz şu andaki dünyanın şu gidişinde ve ülkemize olan bakışların, art niyetli olan bakışların durumuna dikkat etmeliyiz. Ona göre tedbirimizi almalıyız. 70'lerde de denenen olayları biliyorum. Evet, evet. Ben 60'lardan itibaren biliyorum Memo. 60'lardan itibaren o İhtilal zamanlarından itibaren küçüktüm ama biliyorum. 70'leri çok yoğun bir şekilde yaşadım. Ve 70'lerde büyük oyunlar vardı. Ve oyunların belki de şu anki oyunların başlangıcıydı onlar. Bizi hep bölmeye, parçalamaya yönelik hala oyunlardı. Hala devam ediyor oyunlar ne yazık ama üstesinden biz onların fevkalade geliriz. Radyolar telif ödemiyor birçoğu. Orhan abinin de radyolara karşı böyle bir sitemi vardı. Neden telif ödemeden şarkıları çalıyorsunuz? Bir anlamda korsan yayın yapıyordu birçok radyo. Dolayısıyla öyle bir zamanda gittim ki Orhan abinin böyle çok tepkili olduğu, radyolara karşı böyle bir sitemkar olduğu bir zamanda gittim. Hiç ummadığım bir sonuçla karşılaştım. Biz radyolara kesinlikle karşı değildik. Sadece disiplinli olmaya ve hakça olmasını istiyorduk. Ve telifi ödemesini. Dünya böyleydi çünkü. Gelişmiş ülkelerin. Sonuçta radyo eğer yani, şarkı çalıyorsa tabii, bunun bedelini ödeyecek. Çünkü radyo özellikle 24 saat ne yapar? Müzik kullanır ve tabii haberlerini verir. Özellikle teması müzik olanlar. O zaman telifin bir hakkı var burada diye. Evet. Bu hakkı tüm sanatçılara verilmesi gerektiği için. Sanatçılar yaşadığı zaman sanat yaşar. Sanatı sanatçı ürettiği için sanatçının yaşaması lazım. Sanatçının yaşaması için maddi manevi verdiği emeğin karşılığını alması lazım. Mesele buydu. Sizden esinlenen çok sanatçı var. Doğrudur. Popçusu, rockçısı, halk müziği, normaldir sanat müziği. Anda. Herkes normaldir. Orhan Gencebay deyince böyle bir saygı duruşuna geçiyor. Orhan Gencebay kimden esinlendi? Bağlamada Allah gani gani rahmet eylesin Ankara tavrını fevkalade anlatan bir üstadımız vardı. Halkımızın çok sevdiği Bayram Aracı. O benim pirimdir bağlamada derim. Bir de daha ileriki yıllarda sevgili Allah gani gani rahmet eylesin Yılmaz İpek ağabeyimiz. O benden 10-15 yıl büyüktü. O da harika biriydi. Onun da yolu. Şimdi tabii bu isimlere farklı. Baktığımızda Orhan Gencebay şarkı söyleyenler dışında müzisyenlere karşı bir ilgisi var aslında. Ben müzik adamıyım. Birinci derecede ilgili. Ve tabii başladım. Orhan Gencebay'ın bu özelliğini çok insan bilmez. Orhan Gencebay birçok sanatçının arkasında saz çalıyordu. Onu tabii refakat ettim. Ya aslında Orhan Gencebay şarkı söylemiyordu aslında. Hayır. 2-3 sene refakat ettim. Bir de Türk sanat müziğinde bana çok ışık tutan üstadlar vardı. Yorgo Bacanos, Nubar Tekyay, onlar bir keman üstadı, ud üstadı, Haydar Tatlıyay, Ahmet Yatman. Bak bunlar büyük üstadlar.